Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere afet ve risk yönetimi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Afetlere karşı ne kadar hazırız? Afet yönetimi. Bütün dünyada bir numaralı öneme sahip afetler ve afet yönetimi konusunu tartışırken, herkesin ilk sorduğu soru şu olacaktır. Afetlere karşı ne kadar hazırız? Ülkemizde bu konuyu ön plana çıkarmak ve farkındalığı artırmak için İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu Afet Yönetimi konulu seminerine inşaat ofisi olarak katıldık. Konuşmacı olarak İTÜ, Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'nun son derece ciddi bir konuyu dinleyicilerine çok daha ilgi çekici hale getirerek anlatabildiğine şahit olduk. Hocamızın önemli dikkat çektiği konu afetlere karşı risk yönetimi konusuydu. Ülkemizde ise her ne kadar hayati önem taşısa da maalesef kriz yönetimi üzerine daha çok durulmasının biz afetlere yeteri kadar hazırlamadığını görmüş olduk. Bu yüzden şimdi risk yönetimi nedir ve afetlere karşı etkisi nasıldır bu konuyu ele alalım. Aslında insanları afetlere karşı hazırlayan asıl etken risk yönetimidir. Risk yönetimi afetlerden önce yapılan hazırlıklardır. Şimdi düşünelim, kaç kişinin evinde duman dedektörü var ya da yangın tüpü, kaç kişinin ilk yardım çantası, deprem çantası var ya da kaç kişi ilk yardım eğitimi aldı? Daha yangına bile tam olarak hazır değilken bir depreme nasıl hazırlıklı olabiliriz? Yan odada başlayan bir yangına 3 dakika içerisinde müdahale etmezsek eğer artık durdurulamaz olduğunu biliyor muydunuz? Risk yönetiminin kademeleri olarak zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı maddeleri sıralanabilir. İnşaat mühendisleri olarak gerek yönetmeliklerle gerekse mesleki etik anlayışımızla gereken özeni gösteriyoruz. Ancak yeterli değil. Örnek olarak tabii ki depremle birlikte yaşamayı öğrenmiş olan Japonya üzerinden gidelim. Japonya'da aileler senede en az bir defa ülke genelinde tatbikat yaparlar ve bugünlerde herkes evinde değil, belirlenen toplanma alanlarında kalırlar. Belli bir süre yetecek kadar erzaklar mutlaka bu toplanma alanlarında bulundurulur. Toplanma alanlarındaki bazı oturaklar altlarından kanalizasyona bağlıdır ve tehlike anında bunlar seyyar tuvaletlere dönüştürülebilir. Bazı banklar tüp bağlanarak kullanılabilen ocaklara dönüştürülebilir. Can alıcı bir diğer nokta ise deprem anında camdan atlamak yerine dünya çapında kabul görmüş davranış olan ve görselde de görebileceğiniz çök, kapan, tutun hareketini yapmak daha sağlıklı olacaktır. Hepimiz güvenli yaşamak isteriz ve bunun için mümkün mertebe çaba gösteririz. Bu konuda çok faydalı dokümanlara sahip olan www.güvenliyaşam.org sitesini incelemenizi öneririz. Kriz yönetimi afetlere karşı değil, afet sonrası müdahale şeklidir. Ülkemizde daha çok gündem konusu olan konulardan kriz yönetimi afet sonrası hızlı reaksiyon gösterebilme yetkisidir. Maddeleri ayıracak olursak etki analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma olarak sıralanabilir. Peki ülkemizde meydana gelen bir doğal afet sonrasında etkilenen her insana ne kadar sürede ulaşılabilir? Seminerin diğer önemli konuşmacısı AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğlu oldu ve bizi afetlere karşı devlet olarak hangi adımlar atıldığına dair bilgilendirdi. Kendisinin de bu konuda ne kadar bilgili ve duyarlı olduğunu biz inşaat mühendislerine göstermiş oldu. Öncelikle kendisini bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. AFAD İl Müdürümüz öncelikli olarak risk yönetimi konusunda halktan gelen dirence dikkat çekti. Çünkü kimse kolay kolay düzenini bozup da olması gerekeni yapmak istemez. Bu hem maliyet hem de bir süreç gerektirir. Dolayısıyla öncelikle risk yönetimine çok küçük yaşlardan başlanması gerektiği ve halkın anlayışıyla beraber yaşamayı öğrenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Ülkemizde devletten önce vatandaş olarak henüz afetlere karşı hazırlıklı değiliz. Risk yönetimi öncelikli olarak bizlerden başlıyor. Bir afet meydana geldiğinde sizler gibi sizin yardımınıza koşacak insanların da öncelikli olarak kendi akrabaları ve yakınları bulunuyor. Şöyle ki, bir afet meydana geldiğinde ilk dakikalarda tamamen kendi kendimize kalmak durumundayız. Bu bütün dünyada bütün insanlar için geçerli. Öncelikli olarak bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Ardından diğer yardım unsurları devreye giriyor. AFAD gönüllülüğü başvuruları devam etmektedir. Eğitimler almak ve bir afet durumunda yardımda bulunmak isteyenler için Kocaeli AFAD web sitesi iletişim bölümünden başvurular alınıyor. Ayrıca muhtarlıklardan afet meydana gelmesi durumunda toplama alanları hakkında bilgi alabilirsiniz. Kriz yönetimi yapmak zorunda olmadığınız bir hayat dileriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.